Herkese tekrardan selamlar, merhabalar. Sizlerle yine bir yurt turu videosuyla beraberim. Bugün Ankara Zübeyde'nin KYK yurt turu videosu çekiyorum. Yaz okulundaydım bu yaz. O yüzden bir ay boyunca bu yurtta kaldım. Bu ay, bir aydaki deneyimlerimi ve burada kalan arkadaşlarımın söylemlerini falan hepsini bir karıştırarak, yani hepsini birleştirerek bir video oluşturmak istedim. Umarım sizin için de yararlı olur. Eğer videoda eksik, yanlış bir şey söylemiş olursam lütfen yorumlara yazarsanız cevaplarım. Şimdilik bu kadar. Size olabildiğince güzel çekimler yaparak videoyu bitireceğim, başlayacağım falan. Neyse, şimdi dışarıdan itibaren çekiyorum. Arkadaşlar, yurdumuzu gördüğünüz şu binadan itibaren şöyle şuraya kadardır. Şurası Beştepe KYK yurdu. Onun da bir videosu var. Eğer orası size çıkarsa orayı da izleyebilirsiniz. Yani yurdumuz burası. Giriş kısmı A blok, B blok, C blok ve D blok olmak üzere. Aynen. Şimdi size onları tanıtacağım. Hadi gidelim. Bakalım, buralarda biraz gizli çekim yapacağım. Belki kızarlar. Ups. Arkadaşlar, yurdun girişi böyle ve burada parmak okutmanız gerekiyor. Burası A ve B blokların olduğu yer. Ben bugün çekim A blokta yapacağım çünkü A blok boş. Orada daha objektif olsun diye tüm odaları göstererek çekimi yapacağım. Bu arada en başta gördüğünüz blok, yani o giriş kısmındaki blok, idari kısmıydı. Orada kayıt yapacaksınız. Burası bu şekilde gidiyoruz. Yani bu yolda falan güzel, yani hiç fena değil. Mesela bu bahçelerde normalde yurt giriş çıkış saati 11 olmasına rağmen 11'den sonra takılabiliyorsunuz falan. Gayet güzel oluyor. Arkadaşlar, şimdi çekim yapacağım. Bloğa geldim. Orada abiler vardı, o yüzden çekmedim. Şöyle yangın merdivenleri var. Böyle. Bu şekilde. Şimdi şu yolu takip ederek biraz sonra yemekhaneye gideceğiz. Çalışma odasına gideceğiz. Oraları da çekeceğim. Gördüğünüzde burası tümü A blok. Bayağı 7-8 katlı bir bina. Hadi gidelim. Umarım buralara girmek yasak değildir şu an, çünkü çalışma var. Bu arada ben selam. Asansörü bekleyelim. Bu arada abone değilseniz lütfen abone olun. Ankara'dan bir sürü vloglar atıyorum. Yani meraklarınızı gidereyim. Her şeyi de öğretirim size. Bence. Şu an 7. kata gidiyoruz. Dedim böyle hem manzarasını biraz daha çekerim. 8 katlı bir bina. Ona göre yani. Geldik sanırım şu an. Öyleli. Bu arada asansörün içi de böyle. Okey. Evet arkadaşlar, şu an 7. kata geldik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buradaki odalar daire daire şeklinde. Mesela apartman misali düşünün. 15. Mesela burası 16. daireymiş. Burası 15. daireymiş. Her dairede 3-4 oda var. 3 mü 4 mü ne oda var. Bir banyo, bir tuvalet, bir de ütü masası, lavabo olan bir oda var. Şimdi hepsini göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar, 15. daireye geldik mesela. Hemen sağ tarafta bir tane, burada ütü yapabiliyorsunuz. Ütünüz kendinizden olacak ama ütü masanız. Burada iki tane lavabonuz var. Tüm katlarda böyle. Selam. Böyle bir tane çekasınız var. Çamaşırlarınızı kurutmak için. Ya da kurutma makinesini de kullanabilirsiniz. Böyle her katta bir tane minik balkon var. Ve bu gerçekten o kadar iyi bir şey ki, o kadar lüks ki. Bu da böyle manzarası şu anlık. Aslında şu evin tam arkasında şey kalıyor. Tabii kalıyor ama göremiyoruz biz maalesef. Böyle bir manzarası var. Hemen şu bayraklı olan kısım var ya, orada şey var, metro var. Bahçelievler metrosu. Hemen şuradaki dağ gibi olan yerde de emek metrosu var. İki metroyu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi içeriye devam edelim. Yani burası sizin kullanacağınız bir yer. Burada atıklarınız için çöpleriniz var. Gelelim bir tane 8 kişilik odaya. Evet. Ben de ilk defa görüyorum. Şimdilik bu arkadaşlar, oda şu an biraz karanlık çünkü perdeler açık değil. Bir hemen perdeler açayım. Evet, perdeleri falan da açtım. Şimdi 8 kişilik odanın turunu yapalım. Arkadaşlar, burası kapı kısmı. Burası bir ayakkabılık, gördüğünüz üzere. Burada da aynı şekilde. Bunu tüm odalarda göstermem. Böyle ikili dolaplar var. O yatak numaralarınıza göre. Bir tanesini açalım. Bu şekilde sizin tüm depolamanız buraya sığması lazım. Artık üstlere falan da koyabilirsiniz. Çünkü herkes koyuyor. Şimdi böyle iki kişilik bir yatağımız var. Duvar kenarında. Gayet güzel. Böyle kocaman
2, 4, 5 pencereli bir camınız var ve manzarası mükemmel. O da çok iyi ışık alıyor yani, ben ne söylemesi. Şöyle 8 kişi için 6 tane sandalye, 2 tane kocaman masa, kaloriferimiz burada kalıyor. Çok detaylı anlatıyorum galiba. Burada yine bir tane de ayakkabılık var. Burada kocaman bir prizimiz var, odanın ışıkları. Burada internet wifi'ımız var. Burası yine çok iyi ışık alan bir yatak. Evet. Burada şöyle şu şekilde yine 4 tane daha dolabımız var. Burada da bir yatak var. Burası kitaplık. İşte yarı yarıya bölüşüyorsunuz. En altı ortak falan kullanırsınız. Yani oda arkadaşlarınızı ayarlarsınız. Yine burada bir dolap. Burada 2 tane daha bir yatak var. Böyle. Bu oda gayet, mesela 8 kişilik odalar gerçekten çok geniş. Bunu ben de biliyorum. Umarım 8 kişilik odalarda kalırsınız yani. Diğer odalara göre bayağı geniş oluyor ve bayağı ışık alıyor. O da arkadaşlarınızla iyi olur umarım. Şimdi bu odada işimiz bitti. Perdelerimizi çekelim ve diğer 6 kişilik, 4 kişilik bir odamıza gidelim. Bu arada videonun birazdan ilerleyen kısımlarında şey yapacağım. Yurttaki kurallar hakkında konuşacağım. Şu an sadece odaları falan gösteriyorum yani. Hemen videodan gitmeyin. Hemen burası tuvalet kısmı, orayı da göstereyim size. Şu şekilde bir tuvalet. Burada lavabo var ama burayı kullanmayın bence, gereksiz. Çünkü şurayı kullanırsınız. Böyle. Burada tüm dairelerin kullandığı bir buzdolabı var bu şekilde. Buraları oda oda mesela 802, 804 diye numaralandırılıyor. Burası da boş. Ablaları ağzını açmış kokmasın diye, çok mantıklı bir hareket. Burada bir tane yangın söndürme tüpü var. Neyse, burası yine dairemizin bir koridoru. Girelim. Normal bir evmiş gibi düşünün. Şimdi 801 numaralı odamıza geldik. Burası şöyle 4 kişilik bir oda. Ay, oldukça dar. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada bir ayakkabılık koymuşlar. Burası 2 kişilik bir yatak yine. Bu şekilde 2 dolabınız var. Burada da 2 dolap var ama şu dolabı kullanan kişi çok şanssız. Bakar mısınız nerede? Çok az bir alanı olacak. Geçmiş olsun şimdiden. Genel olarak bu kısım böyleli. Burada yine bir tane masa koymuşlar 3 sandalyeli. Buranın manzarasına bakalım hemen. Böyle de bir manzarası var. Yine o da ışık alıyor. Burada da yine bir 2 kişilik daha yatağımız var. Buraya da bir tane şu şekilde şey koymuşlar. Bir aparat. Eşyalarınızı koyabilmek için. Bu oda şimdi mesela 4 kişilikle kalmak isteyebilirsiniz ama 4 kişinin bu kadar küçük bir odada kalması bence güzel değil. Yani bu oda bence biraz avantajsız yani. Biraz dezavantajlı hatta. Neyse, hemen yan taraftaki odaya gidelim. Burada da bir oda var. Hemen bu odaya bakıyorum. 802 numaralı oda. Evet, bu 2 kişilik odalardan. Bu mükemmel. Hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar, perde açtım. Burada yine 2 kişilik bir masamız var. Bir tane ayakkabılığımız var. Bir tane dolabımız var 2 kişilik. Şöyle bayağı geniş olabilecek bir alan var 2 kişi için. Şöyle 2 tane yatağımız var. Ve balkonumuz var arkadaşlar. Gerçekten şu an balkon şey ama şu şekilde gösterirsem birileri buraya bir şeylerini koymuş. Bu şekilde bir balkonunuz olacak. Ya bu öyle bir lüks ki ben size anlatamam. Çok da pismiş ama. Neyse. Çok güzel bir oda. Bu kadar abarttım falan diyebilirsiniz. Ama düşünsenize, iki en yakın arkadaş böyle bir odada kalıyor. Ve istediğiniz saat dışı kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Ama işte yani bu odalarda kalmak için de mesela tıpçı, hukukçu falan olmak lazım. Ya da böyle işte böyle bir bölümlerde okumak gerekiyormuş. Onun haricinde mesela ben matematikçiyim, ben de kalabiliyormuşum ama 3. 4. senede ve başvurman gerekiyormuş. Odanın boşluğuna göre falan alabiliyorlarmış. Neyse, hemen başka bir odaya geçelim. Şurayı görmemişim. Şöyle bir asılacak yerler de vardı kapıların arkasında. Burayı çekmeyi unutmuşum. Burada bir tane de 803 numaralı odaya geldik. Bu kaç kişilik? Ha, bu da 4 kişilik. Güzel. Oho, bu kocaman bir ayakkabılık var. Yine burada 4 tane dolabımız var. Bunun içine de bunu koymuşlar. Neden anlamadım ama. Yani normalde sanırım dışarıdaydı. Yine burada asacak bir yeriniz var. Masanız var. 3 tane şeyle. Burası şöyle manzaranız. Yani bunu da görmek biraz, cam çok küçükmüş burada. Şöyle bir tane 2 kişilik yatak. Bir tane burada 2 kişilik yatak. Bu şekilde 4 kişilik odalar genellikle bu şekilde, biraz daha dar. Yani bence en güzeli yine 8 kişilik ve 2 kişilik odalar. Neyse, şuradan hemen banyoyu da çekeyim.
Aa, bu biraz garip. Şu şekilde bir banyo. Buradaki klozetler kullanılmıyor. Biraz girsem şöyle. Böyle bir camı. Duşakabini falan, tuvalet. Ben banyo biraz kötüymüş arkadaşlar. Yalana gerek yok. Banyolar kötü. İşte arkadaşlar, genel olarak dairenin bir tanesi böyle. Hemen ben karşı daireyi de çekeceğim size. İkisi arasında bir fark yok. Ha bu arada burada telefonlar var. Buradan arayınca şeye... arayınca güvenliğe bağlanılıyor. Öyle. Şey, diğer katlarda da var. Hemen orayı da göstereyim. Şu asansörün olduğu yerde değildi. Nerede? Ha, sadece girişte varmış. Pardon, sorry, yanlış bilgi. Hemen karşı daireyi de gösteriyorum. Evet, 16 numaralı dairemizdeyiz şu an. Evet. Geldik. Burada yine bir çöplerimiz var. Hemen buraya gelelim. Şu şekilde bir, yine iki tane lavabomuz. Çekasımız. Yine harika manzarada bir balkonumuz var. Balkon gayet güzel. Ben de burası satış elemanı gibi. Bırakın, burası yemekhane kısmı. Şimdi orayı da göstereceğim. Yoruldum ya. Siz yoruldunuz mu? Neyse, çıkalım. Işık kapalı. Okay. Yine burada bir telefonumuz var. Burada bir 8 kişilik oda. Evet. Yine burada bir manzara var. Bunu açmayacağım. Hop, kapı çarptı. Yine kitaplık orada. Her şey okey. Burada anahtarlığı, burada kapıyı böyle yerleştirmişler. Okey. Gayet güzel. Şimdi çıkıyoruz. Burası yine tuvaletimiz. Okey. Gelelim buraya. Bu dairemizde. Yine bir tane 4 kişilik oda. Çok gözükmüyor ama aynı dizayn. Burası yine banyo kısmı. Şöyle bir banyo. Banyolar kötü arkadaşlar. Burası yine bir 4 kişilik oda. Bak, burası birazcık daha genişmiş. Ama karanlık. Şu şekilde. Anladınız siz zaten mantığını. O balkon. Balkon pis. Bir şeyle böyle gelmişler. Okey, sinek gelmesin diye ya da atlamasınlar diye bilmiyorum. Şaka bir yana, öyle şeyler olmaz. Burada yine bir tane böyle ekstradan bir depolama yeri, burada da var aynı şekilde. Şu 806'ya da bakalım. Orada birisi kalıyor şu an. Yakalandık. Neyse, gidelim. Neyse arkadaşlar, genel olarak odalar, odaların içi, dizaynları hepsi gördüğünüz gibi zaten aynı şekilde. Ben de şu an nereye gidiyorum ya? Yürüyemem ki, 7 kat. Neyse, şimdi dışarıya çıkacağım. Sizi yemekhaneye götüreceğim. Çalışma odalarına götüreceğim. Ondan sonra öyle olacak. Neyse, görüşürüz. Gerildim biraz ya. Normalde ablo kapatmışlardı. Ben birisinin olacağını düşünmüyordum ama iki kişilik odada bir kız kalıyor galiba. Eşyaları vardı. Çekmedim ama bilmiyordum yani. Ona da buradan sorayım. Neyse, aşağıya da görüşürüz. Bu kıza abone olur musunuz lütfen? Evet arkadaşlar, arka kameraya geçtim. Sanırım böyle daha güzel oluyordu. Ve ben yine unutarak ön kameradan devam ettim. Neyse, şimdi size yemekhaneye götüreceğim. Kimseyi çekmeden. Şimdi buradan yemekhane yoluna doğru gidiyoruz. Gördüğünüz üzere yurt bayağı yeşil. Zaten bunu öve öve bitiremiyorum. Hem kampüsümü övüyorum. Çok fazla olduk ya Tandoğan kampüsünü. Hem de bu yurtların bir özelliğini seviyorum. Burada da bir tane çalışma odası var galiba. Burası konferans salonu da olabilir. Tam bilmiyorum. Evet, konferans salonuymuş. Bunu ilk defa gördüm. Bir aydır buradayım. Neyse. Devam ediyoruz. Burada dediğim üzere yurdun giriş çıkış saatinden sonra dahi kalabiliyorsunuz. Çünkü parmak izi okutma kısmımız içeride kalıyor. O yüzden buralar gecelerde sizindir. Şimdi öğrenci çalışma salonlarına gidelim.
Arkadaşlar bu merdivenden çıkınca abloğa gidiyorsunuz. Ve burada da böyle arada bir çalışma yeri var. Böyle. Evet, şu an büyük çalışma odasının turunu bitirdik. Küçük kısmı çekeceğim. Buradan A bloğa bağlanabiliyorsunuz. Şimdi çektiğim kısımdansa B bloğa bağlanabiliyorsunuz. Yani üstlere doğru çıkarak merdivenlerden. Umarım kendimi çekiyorumdur. Görünmüyor ki. Neyse, şimdiki göstereceğim yerdeki merdivenleri kullanarak da B bloğa çıkabiliyorsunuz. Hemen göstereceğim. Evet arkadaşlar, buradan çıktık. Şu şekilde devam ediyoruz. Buranın bir giriş kapısı daha var şurada. Ama fark etmez. Yani her türlü girer çıkarsınız zaten. Şimdi size küçük salona götüreceğim. Küçük çalışma odasına. Çünkü orası baya baya bir dar. Umarım orada da kimse yoktur. Burada bir kişi vardı ama. Evet arkadaşlar, burası biraz daha karanlık duruyor ama burada da yine bir tuvalet sanırım orası da. Böyle bir kızlar da çalışıyor. Böyle bir çalışma odası var. Buranın çıkışı da yine B bloğa bağlanıyor. Evet arkadaşlar, çalışma salonlarını bitirdik. Şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar şurayı göstermek istiyorum. Burada bir tane masa tenisi ve birkaç tane spor aletinin olduğu bir kısım var. Hiç kullanmadım ama isteyenler kullanabilir. Burada yine bir tane böyle pota var. Buradan da aynı şekilde isterseniz top mop oynarsınız, yani istediğinizi yapabilirsiniz. Bunlar serbest, size kalmış şeyler. Ve bu yurdumuzda çok fazla kedi var. Şimdi size onları göstereyim. Şu an sıcak olduğu için belki biraz saklanmış olabilirler. Bakalım. Burada bir tane çeşmemiz var. Kediler nerede ki? Bakın bunun altında var birkaç tane. Ya bakayım. Şunun içinde var. Şurada var. Burada var bir tane kedi. Burada şebeklerimiz var. Bak, bu çok şebek bir şey. Kedilerden korkmasam bunu çok seviyorum ama birazcık korkuyoruz. Neyse, şöyle bir açık alanda yemek yiyebileceğiniz bir kısım var yine. Böyle gayet güzel, geniş ve serinde yemek yemek isteyenler için güzel. Böyle şimdi iç tarafa götüreceğim sizi. Şimdi iç kısma gidelim. Orayı da size göstereceğim. Bu arada terliklerle videoyu devam ediyorum. Yani rahatlığımdan da o kadar ödün veremedim. Burası yemekhane. Abileri çekmeden size çekeceğim. Oh, şansımıza kimse yok. Burası kasa. Buradan yemekleri alabiliyorsunuz. Burada da her şey oluyor. Burada işte su, soda falan, meyve suyu. Burada cipsler, çikolatalar falan. Ekmek. Hatta dondurmalar bile var. Şansınız artık hangisi varsa. Şimdi buradan masaların olduğu yere gidelim. Burada günün menüsü, burada yemeklerin fiyatları falan da yazıyor. Bu şekilde bir yemekhane. Gerçekten kocaman. Ya burada fazla yemek yemedik yaz olduğu için açıkçası. Dışarısı daha serin serin mis gibi oluyor. Öyle. Şimdi böyle devam edelim. Burada böyle koltuklar falan var. Aynı şekilde burada da var bir şeyler. Böyle kocaman bir yemekhane dediğim gibi. Televizyonumuz var yine. Şu şekilde. Burada bir tane daha böyle, hani şu an kim şey yapıyor bilmiyorum ama yani burası da gayet güzel kocaman bir yemekhane. Öyle. Yemekhane böyle çeşitleri gün gün falan değişiyor. Çeşitleri gün gün falan değişiyor. Devlet de bir kısmını karşılıyor böyle. Şimdi burayı da çektiğime göre gidebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi yemekhaneyi de çektiğime göre size çamaşırhaneye götüreceğim. Orayı da çekeceğim. Ve resmen videoyu bitiriyorum. Sadece birkaç kurallardan bahsettim. Onları da hatta şu an bahsedebilirim. Eğer iyi çekiyorsam kendimi. Bir yerde kendimi görebilirsem eğer. Neyse, iyidir umarım. Yani ben çok önemliyim şu an. Arkadaşlar, yurda giriş çıkış saatlerini anlatayım size. Yurda sabah 6, akşam 11 arasında istediğiniz saatlerde giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Giriş çıkış yaparken videonun başında gösterdiğim gibi parmak izinizi okutmanız lazım. Eğer parmak iziniz okutmuyorsa giriş çıkıştaki güvenliğe TC'nizi falan söylüyorsunuz. O sisteme giriyor. O şekilde giriş çıkışınızı onaylıyorlar. Şu an yaz okulunda giriş çıkış saati hani sabahı bilmiyorum da akşam 12'ye doğru bulabiliyor. Neden bilmiyorum. Keşke kış döneminde de böyle olsa. Çünkü yani vakit yetmiyor arkadaşlar. Mesela ders çalışıyorsunuz, onda falan ayrılmanız gerekiyor gittiğiniz yerden. Onun haricinde devlet sabah 8, akşam 17 liralık yemeklerinizi karşılıyor. Üstlerini siz ödüyorsunuz.
işte böyle cips, abur cubur falan, onlar da devlet karşılığı yere girmiyor. Sadece su, yoğurt, ayran falan onlara giriyor. Onun haricinde arkadaşlar geçen sene yurt ücretleri 275 liraydı. Şu an 500 lira olmuş durumda. Depozito fiyatları da artmış. Tam onu bilmiyorum ama artmış yani. Şu an size B bloktaki çamaşırhaneye götürüyorum. Burada çamaşırlarınız hep burada yıkanıyor. Öyle. Suyum ve tripodum burada kalmış. Arkadaşlar şimdi çamaşırhaneye geldik. B bloğun giriş kısmında çamaşırhane var. Tüm yurt burada yıkıyor. Burada ben varım. Ben suyum ve tripodum. Neyse umarım şu an açıktır. Yoksa bir daha yakalayamam. Evet açık. Arkadaşlar abla vardı, o yüzden öyle birazcık çekim minicik yapabildim. Şimdi size son birkaç bir şey daha söyleyip videoyu bitireceğim. Arkadaşlar şimdi bloğun önüne oturdum. Videoyu bitireceğim. Çünkü artık tüm odaları gezdik. Tüm yemekhaneyi, giriş kısmını, işte çalışma odalarından gidebileceğiniz yerleri, çamaşırhaneyi. Çamaşırhaneyi biraz gizli çektim. Abla vardı çünkü. Ama anladınız siz. Çamaşır, işte sıra günler oluyor. Bir hafta önceden yazabiliyorsunuz bu yurtta. O şekilde kural. İstediğiniz saate yazıyorsunuz, gidiyorsunuz, atıyorsunuz falan. Onun haricinde şu an başka bir şey demeyeceğim. Ama çamaşırları falan burada kurutuyorlar. Ben anlamadım. Kurutma makinesi daha mantıklı ve hijyenik olabilirdi. O yüzden öyle. Yurda ilk kayıt yaptırdığınızda mesela arkadaşlar sizden ne istiyorlar, ne yapıyorlar onu arayıp sorabilirsiniz. Yani şu an hatırlamıyorum ama sanırım TC kimlik fotokopiniz. Bizde tabi HES kodu falan, sağlık raporu falan o şekilde bir şeyler de vardı. Şu an sanırım onlar yoktur. 4 tane vesikalık olacak. Biyometrik miydi tam hatırlamıyorum. Neyse 4 tane vesikalık istiyorlar. Bunları falan yazıyorsunuz işte. Başka da bir şey yoktu sanırım. Sonra yurda kaydolduğunuzda işte çarşafınız, nevresiniz, yorganınız hepsini veriyorlar size. Onun haricinde sizden başka bir beklentileri yok. Kurallara uyun sadece, o kadar. Yurt ücreti geçen sene dediğim üzere 275 liraydı. Bu sene 500 lira oldu. Bu biraz bizi acıtıyor. Yani kalbimden beni yaraladı açıkçası. Onun haricinde mesela başka da bir şey söylemeyeyim. Yaz okulu için mesela ben 770 liramı ne verdim? Yani bir ay 5 hafta falan kalmama rağmen çok, bence çok pahalı bir şeydi yaz okulunda. Burada çok fazla para verdim. Yani bunu en azından Eylül'den başlatabilirlerdi. Neyse burada benim yakınmalarım bitmeyecek. KYK bursuna falan başvurduğunuzda da Aralık'ta, Ocak'ta alabiliyorsunuz. İlk 3 ay alamıyorsunuz. Onu da biliyorsunuzdur da yine burada söyleyeyim. Çünkü KYK ücreti de çok düşük olduğu için aklıma o da geldi. Şimdilik söyleyeceklerim, diyeceklerim bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Gerçekten fazla takipçim olmadığı için hemen birkaç saat içinde cevaplamış oluyorum. Cevabını bilmesem de arkadaşlarıma Google'a soruyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bir tane uygulama önereceğim, Moovit diye. Ve Gojek'te bunları Ankara'ya gelmeden önce yükleyebilirsiniz. Moovit'ten Moovit'te mesela nereden nereye gideceğinizi yazıyorsunuz. Size işte metroyla, otobüsle, Ego'yla, artık dolmuşla, taksiyle nasıl gidebileceğinizi gösteriyor. Ego'da saatlerini falan gösteriyor işte. Yani bu iki uygulama en başlarda çok kurtarıcınız oluyor. Zaten sonra ezberlemiş oluyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videomu yararlı ve yeterli bulmuşsunuzdur. Elimden geleni yaptım. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olun. Çünkü abone olmanız beni çok mutlu ediyor. Yani tahmin bile edemezsiniz. Neyse başka da bir şey söylemeyeceğim. Başka videolarda, eğlenceli vloglarımda görüşürüz. Bilgilendirici videolarım bu kadardı. Hoşçakalın. Hepinize iyi şanslar. Umarım istediğiniz gibi bir üniversite hayatı yaşarsınız. Ve KYK yurdu istiyorsanız da KYK yurdu size çıkar. Görüşürüz.